Sayın Başkanım, biliyorsunuz Palamut dönemine bir giriş yapıldı. Sancılı girdik. Ve Palamut genel kanaat çerçevesinde erken yumurta bıraktı ve erken büyümeye başladı. Ve birçok balıkçımız, özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki balıkçımız bu balığın çok hızlı büyüdüğünü ve bu balığın 15 Ağustos itibariyle avlanmasının kendileri için zaruri olduğunu, çünkü yasal boy ve limitleri aştığını ve dolayısıyla avlanılabilir bir noktaya geldiğini söylüyorlar. Geçtiğimiz dönemde birkaç gün önce özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde daha 15 santime ulaşmamış olan yüksek düzeydeki palamutun tutularak ifşa edildiği sosyal medyada oldukça çalkantılı bir gündeme şahit oldu. Efendim, bu balıkları eğer endüstriyel avcılık sezonunda değilsek, 1 Eylül'de açılıyor, endüstriyel balıkçı tutmamışsa, bu kadar yüksek düzeydeki balığı amatör balıkçının da tek başına tutamayacağı bir vakaysa, bu balıkları kim tutmuştur? Bu balıklar neden tutulmamalıdır? Bu konularda bilgi alalım biz efendim sizden. 15 avlanmasını istenen geleneksel balıkçıların uzatma ağla yakalanması isteniyor. Yani gırgır endüstri balıkçıların yakalaması değil. Onu önce düzeltelim. Şimdi eğer orada vanoz dediğimiz küçük palamut yakalanıyorsa, bunu yeşil ruhsatlı tekmele mi yakalandı, amatörle mi yakaladı, şu mu yakaladı, sormaya gerek yok. Neden? Ya zaten yasak. Yapılan kim? Zaten yasak. Senin yaptığını hiç söylüyor. Hiç önemli yok. Tabii. Diyelim ki amatör yakaladı. Ya zaten yasak. Diyelim ki yeşil ruhsatlı yakaladı. Zaten yasak. Yani bunun yakalamanın ben mantığını anlamıyorum. Yani biz bu kadar mı vicdansız olduk? Ufacık palamutu yakalayınca ne geçiyor elimize? Bırakın, mademse dediniz, çok doğru söylediniz, çabuk büyüyor. 10 gün sonra avlayıp hiç olmasa o 10-15 santim olsun, 20-22 santim. Hem de evine götürdüğünde de bir şeye yarasın. Yani yakalanmamalı. Burada Karadenizli balıkçıların istediği, çok istedik yalnız, biz de aynıyız. 15 Ağustos'ta uzatmalı palamutun avlanması. Biz bu sene dediğim gibi sözünü almıştık. Yani bakanlık, genel müdürlük bu sene bunu 15 Ağustos'a açacağını bundan önceki genel müdürümüz de söylemişti. Bu genel müdürümüze ilk geldiğinde de tabii tebliğ işe de yaklaşınca bakacağını, mümkünse açılabileceğini bize söylemişti. Ancak önceden anlattığım gibi balıkçılık su ürünleri genel müdürlüğü tebliğ çıkarırken Büyük Millet Meclisi'nin balıkçılık sorunları araştırma komisyonunun raporunun gelmediğinden dolayı bunun açılamadığı bize söylendi. Ama bunun kesinlikle açılması taraf olduğunu, gelecek raporla eğer uyuşmazsa sıkıntı yaşayacakları için bu dönemi bunun uygun olmadığı öğrendik. Eğer gerçekten bu konuda sıkıntı var mı dersen balıkçılardan dolayı, balıkçılar diyor ki ya niye açılmasın? Yani bizim yakaladığımız balık ne? Zaten Türkiye genelinde uzatmış balıkçılarımız, fakolçam %7-8 balık yakalıyoruz. Bizim yakalamamızla bu palamut bitecek değil. Çok ilginçtir. Hoşumuza giden bir şey de söyleyeyim. Gırgırcılar da ufak balıkçı 15 Ağustos'u avlasın dediler. O da bizim için çok önemli bir konuydu. Fakat geldiğimizde araştırma raporunun gelmemesi çoğu şeyi maalesef durdurdu. Bunun içinde bu da var. Biz yine diyorsunuz ki hiç mi umudunuz yok? İnşallah bize bir sürpriz olur. İnşallah geleneksel balıkçılara bir müjde olur. Çıkabilir 15'inde. Biz herkesten çok mutlu oluruz. Gerçekten de küçük balıkçımız biraz palamut yakalamış olur. Bunun faydası ne? Zaten yakaladığı balık miktarı belli. Büyük tekneler çıktıktan sonra küçük balıkçının yakaladığı balığın değeri olmuyor. Birdenbire piyasada bollaşıyor, para kazanamıyor.
Biz küçük balıkçılığa bunun olmasını niye istedik? Ya endüstriyel balıkçılık başlamadan biraz balık yakalasın, biraz para kazansın. Hiç olmasa da bu bir destektir. Bakın bu da destektir. Eğer 15 Ağustos'ta biz küçük balıkçıyı uzatmayla palamut avlanmasına müsaade ettirebilirsek ya en büyük destek bu. Yani eline para vermene gerek yok. Çalış kardeşim, yakala, sat balını, kazan paranı demek lazım. Şimdi genel müdürümüz yeni. Biz genel müdürümüzün gerçekten de çok heyecanlı, çok iyi bir tebliğ çıkarmak için uğraştığını biliyoruz. Bu konuda da biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bunu sorduğumuzda da araştırma komisyonu raporunda Ekim'den önce gelmeyeceğini de öğrendik. Onun için vallahi yani iki derede kaldık dersek doğru. Komisyon raporu gelmeden tebliğe yazılmıyor. Tebliğe yazılsa yarın komisyon raporuna ters gelirse yazılmanın bir anlamı olmuyor. Ne diyeyim? Küçük balıkçı için açılması doğru. Fakat bu dediğimiz olaylardan dolayı da bunun şu anda giden tebliğde Cumhurbaşkanı'nın şu anda onaylayacağı tebliğin içerisinde bu olduğu görülmüyor. Peki efendim. Meseleye av dönemlerinden girmişken genel olarak akademik çevrelerin ve balıkçılığımızın da ana unsurlarının müdahil olduğu bir konuyu da burada masaya yatırmak isterim. Neden her yıl illa 1 Eylül'de sezon, endüstriyel balıkçılık sezonu açılıyor? Burada suyun yapısı, ısınması, soğuması, hayvanlarımızın havyar dökmesi, suyun durumu, iklimin durumu göz önüne alınarak neden her yıl yeni bir av takvimi açıklanmıyor, belirlenmiyor şeklinde bir kanaat var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğru söyleniyor. İklimler değişti. Eskiden senelerin verdiği zararları iklim değişikliğinden dolayı şimdi ayda görüyoruz. Görüyorsunuz fırtınalar, yağmurlar. İkincisi hava çok çabuk ısınıyor. Bunun bir geçiş yolu bulmak lazım. Bu da nedir? Bana göre birincisi bölgesel balıkçılığa geçmek lazım. Yani zaten Akdeniz'de, Ege'yi, Karadeniz'i aynı zamanda aşmak mümkün değil. Akdeniz yanıyor. Daha iki gün önce oradaydı. Yanıyor. Balığı koruyamıyorsun. Balığı koruyamıyorsun. Ama diyor ki balıkçı, kardeşim orada açıldıysa bende de açılsın. Onun için biz bölgesel balıkçılığa göre bakmak lazım. Fakat bizim balıkçılar da bölgesel balıkçılığa pek şöyle inanmıyor. Orada açılıyorsa bende de açılsın. Ben balığa bakarım diyor. Ben diyorum ki bu iklim değişiklikleri av sezonlarının da değişikliğine uğratacağına inanıyorum. Ve doğru olduğuna da inanıyorum. Yumurta bırakma zamanları değişti. Göç yolları değişti. Balıkların yaşam şeyleri de değişti. O zaman şu çıkıyor. Bilim oturacak. Araştırmalar yapılacak. Gerçekten de av sezonu iklim değişikleri göz önüne alınarak su sıcaklıkları bu şey iklim değişikleri söylemiştik zaten. Bunları hepsini dikkate alınarak üreme zamanı dikkate alınarak yeni bir av sezonu tarihleri belirlenmeli. Belki her yıl zor olur da fakat belirlenmeli. Ama ben yine söylüyorum. Bölgesel balıkçılık en doğrusu. Neden? Bizim her yerin iklimi aynı değil ki. Karadeniz'de, Akdeniz'de iklimi aynı değil. Yani nasıl belirlersen belgeler yine bölgeselliğe geliyor. Akdeniz'de açılma biraz daha geç olmalı. Hava sıcaklıklarından dolayı. Onun için ben diyorum ki söylediğiniz doğru bir şey. İklim değişikliklerine uygun. Havyar dönemleri hepsini dikkate alınarak değişebilir. Değişmesi de lazım. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.